felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. En çok gezdiğim, en çok esnaf ziyareti yaptığım, sokaklarını en çok arşınladığım ilçelerden biri Kovancılar. Niye Kovancılar? Çünkü ben de Karaçor'un çocuğuyum. Karaçorluyum. Kendi bölgemde inanın il başkanı olarak kazanmayı en çok arzu ettiğim yerlerden bir tanesi Kovancılar. Dediğim gibi arkamda hep bir dağ olan, dayılarımın burada yaşadığı, ailemin birçok kesiminin burada yaşadığı bir yerde en çok da hizmete hasret kalan, hizmeti alamayan, yol üzerinde, yol güzergahında olup inanın bir tane turistik tesis olmayan, esnaf kesisinde gittik bir tane sebze hali olmayan, sokaklarda çatışma çıksa inanın badallarda siper alır savaşırsınız o halde olan bir Kovancıları daha iyi hale getirmek için, önce benim neslime olan emeğim ve neslime olan sadakatim için, ailemin, dedemin, ailemin büyüdüğü yere hizmet edebilmem için sizlerden Kovancılar'da Hasan dayıya sahip çıkmanızı, ben kendisine dayı diyorum dediğim gibi buralı olduğum için de sahip çıkmanızı istirham ediyorum. Namaz kılacağız, sözlerimi çok uzatmadan Sayın Milletvekilimize sözü bırakmak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Siyasette emekleme dönemimizden beri elimizden tuttunuz, bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ki ilk başladığımız, görev aldığımız günden beri bizi bir an olsun yalnız bırakmayan bir ağabeyle, bir büyükle, Sayın Hasan Aydın Başkanımızla bu yerel seçim sürecinde yola çıktık. Özellikle bu Ramazan sürecinde nice türlü hikmetlerle bezeli olduğuna inandığımız kutlu ve mübarek bu yolculukta, bu mübarek kavgada ben Hasan Aydın gibi bir ağabeyimle bu yolu yürüdüğüm için, Bahattin Uğur gibi bir ağabeyimle bu yolu yürüdüğüm için, Nihat Başkan'la bir kez daha kutlu bir kavganın parçası olduğum için mutlu olduğumu, bahtiyar olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz tekrardan. Değerli Kovancılar halkı, sizin bende emeğiniz çok. Tabii ki ben de Sayın Başkanımız gibi direkt öz Kovancıların evladı olmasam da annemin Bingöl'lü olması hasebiyle ben de sizlerin bir parçasıyım ki 14 Mayıs 2023 seçimleri şunu gösterdi ki daha önce Milliyetçi Hareket Partisi ordu evinden bu tarafa gidemiyor diyenler gördüler ki bizler burada Kovancıların Palo'nun oylarıyla fark yarattık ve milletvekili olduk. Ben size bir kez daha 14 Mayıs'ta üzerimdeki emeğinizden ötürü o gün bana omuz verdiğiniz için, o gün beni yalnız bırakmadığınız için bir kez daha sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Siz o gün destek verdiniz. Biz bugün de Kovancıların, Palo'nun, bölgemizin kırsalının, şehrin en ücra köşesinden şehrin merkezine kadar gerek şehrimizin, bölgelerimizin, ilçelerimizin, gerekse de insanımızın, toplumumuzun bütünü ilgilendiren konularda meclis çatısında Elazığ'ı temsilen, sizleri temsilen bir mücadele vermekteyiz. Şimdi elimiz daha güçlü. Ben daha önceki seçimlerde maalesef bir milletvekili sahibi olmayışımız sebebiyle, bir milletvekiliyle beraber yürümeyişimiz sebebiyle çok büyük sıkıntılar çektim. Nihat Başkan da çekti, Hasan abi de çekti. Biz hep ona buna yalvardık, dedik ki kardeşim gel işteyse seçim süreçlerinde bizi idare edin de biz kazandıktan sonra kendi başımızın çaresine bakarız. Bu kez oyun değişti. Bu kez seçim sürecinde belki daha öncesine göre daha az geldiğimiz bir yer ama hepiniz de şehadet edeceksiniz ki Kovancılar'da Milliyetçi Hareket Partisi bir bayrak kaldırdığı zaman, Sayın Hasan Aydın Kovancılar'a belediye başkanı olduğu zaman 5 sene boyunca Kovancıları bir an olsun yalnız bırakmayacağımızı ve Kovancıların bütün problemlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da haykıracağımızı, bağıra bağıra anlatacağımızı, Kovancıların, Kovancılarlının bölgemizin hakkını, hukukunu savunacağımızı bir kez daha burada ifade ediyor. Bu hususta da söz veriyorum sizlere. Şimdi değerli ağabeyim, kıymetli ağabeyim Sayın Hasan Aydın çok uzun bir süredir mücadele ediyor. Az evvel Zülfü Bey'e de söyledim. Neredeyse merkezdeki adayımızdan daha fazla kitle iletişim araçlarını kullanıyor. Gerek videolarla, gerek programlarla, gerek canlı yayınlarla Kovancılar'a ilişkin vizyonunu,
çok uzun süredir burada yaşaması hasebiyle bölgeye ilişkin problemleri tespit yöntemlerini, kurmuş olduğu ARGE ekipleriyle bu problemlerin çözümüne ilişkin çözüm metotlarını sizlerle paylaşıyor. Ben sizlerin huzurunda söz veriyorum. Öncelikle Kovancılar kırsalında Sayın Bahattin Uğur seçilirse biz Kovancılara daha önce bir tecrübemiz var, genel meclis üyesi tecrübemiz var. Ben bundan önce emek veren bütün arkadaşlarımıza, ağabeylerimize teşekkür ederken inşallah Bahattin Uğur'u seçerseniz kırsalda da hiçbir problem bırakmayacağımızı, hem insanımızın hem de kırsal bölgemizin problemleriyle hemhal olmaya devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte çok kıymetli ağabeyim Hasan Aydın'ın seçilmesi halinde bugün kendisi ayakları yere basan tutarlı bir siyasetçidir. Bir şey konuştuğu zaman 3 kere 4 kere ölçer biçer, öyle bir kelime eder. Bazen söylüyorum, vaat verirken çekinme abi diyorum. Allah'ın inayetiyle hepsini çözeriz. Hep bir acabayla bakıyor. Diyor ki ben mahcup olmayayım Kovancılara. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Hasan Aydın'ın ağzından çıkan her sözün altına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 48 MHP milletvekili adına imzamı atıyorum. Ne demişse yapacağız. Ne istemişse olacak. Neyi hayal etmişse, hangi problemi ortadan kaldırmayı hayal etmişse, yahut Kovancıların balalarına, Kovancıların asil gençlerine, vatanperver gençlerine Kovancıları terk etmemeleri için, burada yaşayan nüfusun buradaki yaşantısının devamını sağlamak için, buradaki kardeşlerimize daha güzel, daha medeni şartlarda, daha güzel, daha demokratik, daha gelişmiş, daha modern bir Kovancılara hediye etmek için gece gündüz mücadele edecek. Ben de bir kez daha ifade ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in riyasetinde devam edecek bu çalışmalarda. Ben zaten sizlerle olan hukukumu anlatmama gerek yok. Ben istesem de sizden kaçamam, Kovancılardan kaçamam. Kaçmayı da isteyen namerttir. Biz beraber Kovancıları kaybettiği 50 yılı da Kovancılara yeniden armağan etmek suretiyle önümüzdeki yüzyıla Türkiye yüzyılı olduğuna inandığımız, Türk asrı olduğuna inandığımız Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Hasan Aydın'ın başkanlığında taşımaya and içtik. Sizler de Hasan abiyi yalnız bırakmayın. 3-4 gün kaldı, artık saatler kaldı. Hep söylüyorum, diyorum ki zafer sahada kazanılır, sandıkta da korunmak zorundadır. Siz bu 3-4 güne çok iyi sahip çıkacaksınız. Bizim burayla alakalı acı tecrübelerimiz var. Son 3-4 gün gelirler, vaatler verirler, iş sözleri verirler, maddi menfaat önerirler. Vallahi yalan atıyorlar, billahi yalan atıyorlar. Seçim döneminde verilen iş vaadi gibi, maddi menfaatler gibi sözlerin hepsi yalandır. Biz hakikaten yapabileceklerimizi planladık. Hakikaten Kovancılara farklı bir türkü söylemek lazım. Şair diyor ya bazen, bazen yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyor. O yeni türküyü, o yeni sevda türküsünü, bu yeni hizmet sayfasını açacak Baba Yiğit'in adı Sayın Hasan Aydın'dır. Biz de onun arkasındayız. Sizler de onun arkasında olun. Konutsa konut, altyapıysa altyapı, üst yapıysa üst yapı, okulsa okul, hastaneyse hastane, yolsa yol. Ne emrediyorsanız Kovancılar, ne istiyorsa, hangi ihtiyaç hasıl olmuşsa biliniz ki Doktor Devlet Bahçeli'nin kadroları Sayın Hasan Aydın'ın arkasındadır. Ne söz vermişse bizim sözümüzdür. Verdiği her sözü de sonuna kadar yerine getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Bahattin abimi, il genel meclis adaylarımızı ve sonra da Sayın Hasan Aydın ağabeyimizi, Kovancıların makus kaderini değiştireceğine inandığımız, Kovancıları önümüzdeki yüzyıla bir hakkın taşıyacağına inandığımız kıymetli Hasan Aydın ağabeyimi ve onun belediye meclis üyelerini, onun kadrosunu, onun ekibini önce Rabbime, sonra sizlere emanet ediyorum. Sizi de Rabbime emanet ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ben gecemi gündüzümü harap etmez miyim? Gece yatarsam namerdim. Kovancılara çalışmazsam namerdim. Kovancıların boynu büküyorsam namerdim. Sözdür, şereftir benim için size hizmet etmek. Ben bu kadroya, ben bu gecenin bu adına, bu iftar yemeğine bize böyle umut verdiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
bir hatamız olduysa affedin. Çok karaballık oldu. Belki bir kusurumuz olduysa hepinizden özür dilerim. Sıkıntı olmuşsa da affedin. Olmuştu. Çok sağ olun, var olun. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hocalarım kusura bakmayın, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok sağ olun sayın vekilim. Bay bayanlar, kardeşlerime, bayanlara hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İnşallah hep beraber 31 Mart'ta söylemiştim. Şahmiran Dağı'nda hizmet bayrağı dikeceğim. Bu milletin desteğiyle dikeceğiz inşallah. Kuvancıların 25 senesi heder oldu ve bunu geri getireceğiz. Yok kızmışlar, geliyorlar burada işsiz kalınca yeni hastanenin yoluna gidip fotoğraf çekiyorlar. Ya fotoğraftan sizi kimse kurtarmaz kardeşim. Başka yola bakın. Geliyormuş burada Sayın Vekilim mağdur gör. Geliyormuş bir tane bir arkadaş vekilimiz ne diyor biliyor musunuz? Ya ben hastane personeline gittim. Hastane personeli Kuvancılar'da doktor istemiyormuş. Neymiş bu bir net vekilimiz? Sağlık kurulunda neymiş? Sağlık kurulu üyesiymiş Ankara'da. Sen milletvekili olarak da doktor gönderdin de, iş cihazı gönderdin de Kuvancılar sağlık ocağı yahut da hastanesi kabul etmedi mi bunu? Nerede senin bu şeyin? Ondan sonra gel git Seydiri Deresi'nde hastane yolunda fotoğraf çek. Ben 600 tane adam alır. Bu hastane 800 gün iş günü var. Sen nasıl alırsın bu 600 tane insanı? Sen Hasan Aydın'ı unutuyorsun. Diyorsun. Alsa bana. Da yalnız başını alamaz Hasan abi. Sen merak ben etme. Ben de onu diyorum. Diyorum ki senin ışıklar buradayken sen alır mısın tek başına? Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.